Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün yoğun bir gündeyiz arkadaşlar. Bugün koyunları kırkacağız Allah'ın izniyle. Bugün yağmur gösteriyor ama dün çok yağmurdu, çok az bir çiseledi yağmur. Sonra ıslamadan koyduk koyunları içeri. Bugün koyunları kırkacağız arkadaşlar, bayağı yoğun bir gün içerisindeyiz. Şöyle pamuğum var yanımda, gel pamuk. Pamuğu bilmeyenler için anlatayım. Şimdi pamuk bize geldiğinde 2 günlüktü arkadaşlar. Annesi pamuğu almamış ama ikiz kardeşi var, onu almış. Pamuğu elimizle büyüttük. Böyle kış boyunca hep süt verdim. Bu şekilde. Şimdi sizlere bir de Fatoş ile Ayşe'yi tanıştırayım. Bu Ayşe, Hasan'ın kuzusu. Bu da Fatoş. Bunları keçiye emdiriyorum ben. Şu annesini emmedi. Annem alıştırmış bunu biberona. İlk doğunca emmedi annesini. Sonra işte bunu da alıştırdık. Böyle 3 tane şu anlık kuzumuz var. Pamuğu daha emdirmiyorum tabii, ayırdım artık sütten de. Bunları keçiye emdiriyorum. Hadi bakalım şuradan bir keçi yakalayalım da emdirelim şunları. Şimdi kapıyı bir açacağım. Kızlar kalkın bakalım kapının ağzında. Kız ölmüş gibi yatıyor aynı bunlar, kalk. Ölmüşler gibi. Aynen ölmüş gibi yatıyor bunlar, kalk sana göre. Şşş. Kız. Ani. Gel buraya Fatoş. Gel. İçeri gir. Bekle. Şimdi keçi tutacağım ben sizi, dur. Evet. Bizim kabak keçi nerede? Fatoş gel anne. Siz de don yemeye meraklısın. Sizin şimdi süt annenizi ben bulayım. Kabak bir tane keçi. Maşallah onu güzel süt var. Fatoş gel anne. İkinizi alamadım kucuğuma. Bugün tüylerinizden kurtuluyorsunuz. Hadi bakalım. Bizim burada her şey geç oluyor arkadaşlar maalesef ki. O yüzden böyle anca kurtabiliyoruz. Nerede bu kabak kız ya? Heh, aşağıda mı? Buldum. Sabah sabah gözler gurur emedi ya. Ayşe'yi emdirmeye başladım. Ayşe emecek gibi. Ha gayet Ayşe. Fatoş dur bekle, sıra ne? Tek bir tarafta sütü var bu keçinin. Diğer tarafını oğlakları emiyor. Oğlakları da şunlar. Biri bu, biri şu. Aferin. Fatoş bekle yavrum. Keçi sütü dokunmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bunlar emer. Böyle büyür. Biz çok büyüttük bu şekilde. Keçi zaten sürünün içinde olmak zorunda. Yani yeri geliyor koyunun sütü olmuyor, yeri geliyor işte almıyor kuzusunu, böyle keçiler duruverir tuttuğun zaman. Böyle emerler. Koyunun içinde keçi şart. Kızlar bugün kırkılıyorsunuz, hadi bakalım. Gene iyisiniz valla. Ankara kızları. Fatoş bekle yavrum. Abi ne etsin de. Sarı kız, sarı kız. Fatoş emiyor. Dur keçi, dur keçi, dur. Dur ki, anam, ana. Bir dur ki. Vallahi öldürdü beni be. Ne haber? Aynen benim alayım. Alagoç. Gel Ayşe, iki daha em. Gel. Fatoş bitirecek şimdi hepsini, gel. Kanka, çok teşekkür ederim. Süt annesi olduğun için bu çocukların.
çocukları sütsüz bırakmadığın, aç bırakmadığın için sana minnettarım. Teşekkür ederim. Şidik. Hala emiyorlar. Süt çıkaramıyorlar, daha küçükler ya. Yavaş yavaş emiyorlar. Bakın benim kara gözlerime bakın. Fatoş var ya, çok fena Fatoş. Ulan bu Fatoş var ya, bu Fatoş. Ayşe kocaman ama Ayşe vermiyor. Ayşe biraz geri geleceğim. Ayşe. Dur kızım. Ayşe iki daha yem. Bak süt çok. Zaten akşama kadar iyice dolar. Sonra ememezler. Akşam. Emeğine bir köpürte köpürte. Aferin be. Fatoş, karnın doydu mu? Şişko. Birileri bir şeyler yiyor, kemiriyor ya. Allah Allah. Kimmiş bu? Kemirme beni. Hadi gı, bir sütü bitiremediniz. Vallahi iki tane canavar bir sütü bitiremedi. Pamuk bağırıyor dışarıda. Doydun mu sen? Senin karnın doymuş kalan. Tamamsın sen de. Ayşe ememedi daha. Alışkın değil böyle. Tamam mısın Ayşe? Gidiyoruz. Hazır mısın? Doymuş be. Bir saatte emip duruyor. Evet, kırkım için geldiler sağ olsunlar. Şimdi kırkmaya başlamışlar. Şöyle ip öldü evdekiler de, onu vereceğim ayaklarını kesmesin diye. Bağlı ipleri biraz keser belki de. İp ördüler, onları vereceğim. Ondan sonra size kırkımı göstereceğim. Ben de hiç daha gitmedim. Bundan 2 yıl önce hep biz kırkardık. Mesela 200 davarımız olurdu, 300 davarımız olurdu. Ablamlar, dedem, babam hep beraber kırkardık. Böyle makinelerimiz vardı. Ama şimdiki hani bir günde bitsin. O zaman bir günde bitiremezdik. Bir hafta kırkım yapardık. 2 gün, 3 gün kırkım yapardık. O yüzden babam da hani bir günde bitiversin, yağmur da yağıyor, hani sürekli şey olmasın diye çağırdı, yardım ettiler sağ olsun. Onlar da kırkıyor, hem onları çekerim hem de şu ipi bir verelim bakalım nasıl kırkıyorlar, ne yapıyorlarmış. Birazdan ben de kırkmaya gideceğim tabii. Merhaba şekerim. İşte bakalım. Bravo ya işte. Tarakları bağlayabiliyor musun? Hamza, tarakları bağlayabiliyor musun diyor. Başlar bize.
Yani daha az bir şey istedim. Çeyreği yandım. Ay böyle geçmiş olsun ha. Hadi. Bayağı bir yolculuk. Evet, bir tane koyun kırptım, geldim. Neden? Çünkü yemek hazırlayacağım. Bir de geçen sene biz hep ablamla beraber kırptık. Ondan sonra biraz koyun kaldıydı, onları ikimiz kırptıydık ablamla. Ondan önceki yıllar falan hep koyunu biz kırkıyorduk, yani hiç sorun olmuyordu. Gayet hemen kırkıyorduk. Ama şöyle bir şey var, bakın ben bir tane koyun kırkana kadar yanımdaki 5 tane falan koyun kırptı yani şaflıyla. O şekilde oluyor, alacaksınız eğer. Direkt şaflı alın, bunlarla hiç uğraşmaya değmez. Hem kolunuzu çok fazla ağrıtıyor. Yani yaklaşık 2 kilo falan var herhalde. Bayağı kolu yoruyor yani. Neyse, onlar kırpmaya devam edecek. Bolluk bereketlik, bayağı da yağmur yağıyor. Şimdi ben öğle yemeği için yemek hazırlayacağım. Haydi bakalım. Evet, şöyle dışarıya indik. Çok güzel yine bir manzara oluşmuş. İkindi güneşi dağlarımıza vurmuş. Evet, inekler de geldi arkadaşlar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Hemen olayı sizlere anlatayım. Ben bir tane koyun kırptım. Ondan sonra geldim eve. Sonra öğle yemeğini hazırladım. Bayağı kalabalıktı. Ondan sonra hani ev işi de yemek işi de bana ait olduğu için kimi zaman yeri geliyor böyle evden hiç çıkamıyorum böyle yemek üstüne yemek. Kimi zaman dışarıdayım. O şekilde yani çok farklı oluyor. O yüzden koyunların yanında çok fazla bir video çekemedim. İşte sadece bir tane koyun kırktım sizlere de göstermek için. Sonra çıktım, geldim eve yemeği hazırlayıp şimdi tekrardan dışarı çıktım. Bir tane kurbanlık sattık arkadaşlar bizim köyde birine. O da hani bir ay kala dedi ki ben yem vereyim hani biraz daha beslensin, yağlansın. O yüzden şimdi onun kurbanlığını götüreceğim Hasan'la beraber. Sonra işte arkadaşlar bahçelere bir bakalım, bahçelerde son durumlar neler, meyveler, sebzeler ne hale gelmiş. Öyle yine her zaman gibi dolu bir gün yaşıyoruz. Şu manzarayı tekrardan sizlere göstereyim çünkü çok çok güzel bir manzara oluşmuş. Bizim evin önü burası arkadaşlar. Şöyle. Bakın bakın. Sabahtan güneşliydi. Öğlen yağmur bir bastırdı. Bayağı yoğun bir yağmur yağdı. Baksanıza her yer. Çamur oldu. Yine bolluk bereket. Tabii de sonra şimdi tekrardan güneş açtı. Mehmet amcanın kurbanlığı da. Tamam, dolamıyorum ya. Kelbe. Ne garipsin benim kızım, bir şey yapmaz. Allah Allah. Evet.
Bakalım ne yapıyor, ne gidiyor. Sen burada al, bizim evin önünde. Ben de bunu geliyor, kendine benziyor benim. Geç lan burada. Gel. Bakalım güzel bayram. Gel. Gel. Apıya vurdum kendimi. Hala. Dön damın kapısını bana çekecek. Deli kızım var ya, deli kızım. Bu Troyanga'da neler çektim. Geliyor mu? Geliyor. Kaç. De git. Gel. Girerse tam da. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Nereye geldim? Allah, ayımı buktum kız. Gel benim kızım, gel. Gel buzağlarını salam, gel. Atla. Geç. Git. Gidersen hani eğer buzağın emecek. Geç. O taraftan emdi buzağını. Tamam, ben de öbürsünü götüreyim. Hadi. Dur bakalım. Yavrum. Dur, güzelim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ama. Salamıyorum kız. Geç. Aferin. Siz Emir. Ben diğer çadıra bakıp geleceğim, tamam mı? Siz Emir. Çıkmam bir yere. Şimdi müzayı saldım da aşağıdakini. Kral çadırdaki buzağılar var. Onları da açacağım. Sonra onların bakımını yapacağım. Babam bu aralar kurbanlıkla ilgileniyor. Yeni kurbanlık almaya gelmişler. O yüzden bana kaldı. Şimdi gelin bakalım. Gel. 1, 2, 3. Yarınız nerede sizin? Eksiksiniz siz daha. 3 tanesi var burada inekleri. Anasını nasıl bekliyor yavrum? Akşama kadar bekledin mi sen burada? He? Bu buzağlar ısırıyor. Tünlemişler. Şapşikler. Nasıl bekliyorlar annelerini? Nasıl bekliyorlar? Gel, buzağlar açılıyor. Gel, gel, gel. Gel. Eksik var, bir tane daha olması lazım. Kim yok? 3. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir tane daha kara inekten olması lazım. Gelmemiş o. Evet, bakma işi bitti. Bayağı yorulduk ya. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Kendimi ödüllendirmeye gidiyorum. Hadi kızlar, emzirdiğiniz çocuklarınızı artık terk edin burayı. Hadi. Terk. Hadi. Hadi. Gidin. Burası çamur zaten, yatma buralarda. Aferin. Şu ışığı kapata. Bundan sonra tamamdır. Hadi. Şöyle fasulyeler. Maşallah hepsi çıkmış. Geçen baktığımızda çıkmamıştı şuralardakiler de. Şimdi çıkmış. Evet.
Cephaneye geldik. Çilekler büyümüş mü? Büyümüş mü? Çilekler büyümüş de kızarmamış yahu. Kızaran ne olardı ama? Hasan yemiş olabilir mi? Bence olabilir. Yok hiç kızaran falan ya. Şurada az bir şey kızar ama. Şu. Bu biraz kızarmış. Ne buldum? Şöyle. Güzelmiş. Başka da yok. İşte bunlar var ya hep emek emek. Ekiyorsun, biçiyorsun, emek veriyorsun, meyvesini alınca mutluluğun başlıyor. Biraz daha da tatlı oluyor ha. Bu son. Beyazı yiyorum, yiyorum, sonra kırmızı arıyorum ya. Ben işte. Bakın. Elmalarımız daha bu kadar. Maşallah bu yıl elmamız çok fazla bunda. Geçen sene yoğurdu bunda bu kadar. Baksana. Demir demir. Maşallah. Maşallah size, maşallah. Şimdi tereye gideceğiz. Tereden salatalık alacağım. Valla bu sene sulamaya da gerek almadı. Hiç daha sulamadık. Hep bereket, bolluk, yağmur yağdı. Marullarımız kocaman. Buraya mor marul ektiydik bakın. Şöyle. Daha ilk defa ektik. Tadını da hiç bilmiyorum, biliyor musunuz bu mor marulu? Bakalım nasıl var? Bilmiyorum. Evet. Salatalık almaya geldiydim ben. Var mı salatalığınız? Şöyle. Bir. Eve de götürelim. İki. Ben bunu yolda giderken yiyeceğim de. Üç. Neyse, ikisini eve bırakalım. Birini ben yerim. Ondan sonra sabah tekrardan kahvaltıyı almaya gelirim marul. Çünkü koyun geliyor. Koyunu aşağı koyacağız. Önüne çıkmam gerekiyor. Hadi git. Yayılmadım akşama kadar. Hadi. Çadıra koyacağız da. Düz keçi. Çay! 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 Bakın şöyle kırkılan koyunları göstereyim ben size yakında. Ne güzel olmuşsunuz kız. Maşallah. 40 tane kaldı kırkılmaya. Onları da bir daha kırkacağız artık. Haydi yavrularım, haydi. Varım ben bakalım. Yavruları emredeceğim ya. Aşağı kovacıydın la. Yanlış tarafa kovuyor. Thank you.
Bakın. Acıkmış benim Fatoş'um, acıkmış. Evet, işleri bitirdik, şöyle kabını aldım, ben şimdi eve geçiyorum. Akşam yemeğini de hazırlamıştım zaten. Koyunları da koyduk çadırımıza. Artık işler bitti. Ben video düzenlemeye geçeceğim. Öyle, şu an saat ama bayağı geç oldu. Ona yaklaşıyor. Bu şekilde yani, artık yazın hep böyle oluyor bizim buralarda. Kışın hemen giriyoruz. 6'da 7'de içeri giriyoruz mesela eve. Ama burada yani yaz olduğu zaman bu kadar geç kalıyor. Çünkü hayvanlar gündüz yayılmıyor sıcaktan dolayı. Akşamüstleri yayılıyor. O yüzden geç getiriyoruz hayvanları. Geç getirince de işler kolay kolay bitmiyor. Öyle yani, sizler de görüyorsunuz, işler bayağı yoğun ve çok. Bugün de koyun da kırkıldı. O yüzden biraz da geç geldi koyun. Öyle. Haydi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet siz. Hoşçakalın bakalım.